Evet arkadaşlar, yeni bir vlogdan merhaba. Bugün buğday ve arpalara ot ilacı atıyoruz. Madures çıkış sonrası. Yeni traktörümüz New Holland TD100'le. Arkada parlayan 12 metre. Gizli ekim yaptığımız için bu sene daha rahat oluyor tabii ki de ilaçlama işi. Yerler biraz yaş, yağmurdan dolayı biraz çamur topluyor tekerlekler ama daha sonra daha bakışlarsa bir daha girme problemi olacak. O yüzden atımı gerçekleştiriyoruz. Bugün hava güzel. Yağmurdan sonra yani iyi bir hava açtı. Şu an için güzel hava. Şuradan inelim. Ütesimizi düşürelim. Bakın buralar bayağı çamur falan. Daha sonra atarken de çekerim. Yerden de çekerim indikten sonra. Ekinlerin durumunu da görürsünüz. Ot çıkmış, karaçim falan geliyor. Yani atılması lazım ilacın. İki parça, üç parça yere attım. Şimdi devam ediyorum. Oralar gün döndüğü yeriydi. Bir tanesi aktarmaydı, arpa ikili. Bu da şimdi aktarma arpa ikili. Arpalar daha biraz dolduramadı. Buğdaylar doldurmuş. Ama vakit geldi, artık atacağız. Daha sonra tekrardan devam edelim. Evet, atıma devam ediyoruz. Göründüğü üzere arpaların durumu böyle. Sabanla sürmüştük. İki kere, üç kere merdane çekildi, ekildi. Topaçlar parçalansın diye. Son durum bu. İzli ekim olduğu için rahat oluyor, izlerden gidiyor. Bir iki yerde burada ekerken aralık kalmış. Çünkü izler belli olmuyordu ekerken. Birkaç yerde üst üste bindirmişim ama yapacak bir şey yok. Çünkü topaçlıktan belli olmuyordu. Bu şekilde atımı gerçekleştiriyoruz. Yerden de çekerim arkadaşlar. Şimdi traktöre alışık olmadığım için biraz el çabukluğu zor oluyor. Kollu olduğu için. Şimdi yine açalım. Mesela burada işte üst üste binmiş. Azıcıkın bir yarım metre kadar. Şu ara yerde. İz kapanmış. Yani ekerken çok zor belli oluyordu. Mibzer zor gidiyordu zaten. İzler yani cerestenin izi. Bir iki yerde bu tarlada şey var. Zaten başka tarlalarda hiç sıkıntı yaşamadık. Öpkülerde yok. Burası çok burak kalmıştı. Atın böyle bakalım arkadaşlar. Sonra gene devam ederiz. Evet. Arpalar böyle arkadaşlar. Buğday yerlerinden de çekerim. Göründüğü üzere böyle. Sabanla sürüktü, merdane çekildi. Potünger çekildi, merdane çekildi. Sonra ekildi, tekrardan çekildi. Durum böyle. Yani kapayacak, arpada sıkıntı yok. Ot da tek tük geliyor. Otlar da şimdi hallolur. Traktörümüz bu iş için ideal oldu. İzlerden gidiyoruz, hiç sıkıntı yok. Tertemizdi, birazcık tekerleri battı. Görüntü böyle. Son hali bu. Bir kaldı ikinci tepe lambası. Chrome egzozu geliyor. Siparişini verdik. Chrome egzoz olacak önde. Lambaları zaten ledleri takıldı. Ha, bir de içeri ekranlı arkaya kamera gelecek. Yani kamera geldi, ekran da geldi de yan tarafa direkt yapacağım. L şeklinde.
Onun köşe benti plastik, internette buldum. Çok orijinal bir şey. İki tane profil kesip köşe bente monte edeceğiz. Tam köşe uydu tertibatı gibi bir ekran takacağız. Mivzerle ekerken içeride tohum bitti mi? Bu sene bir yerde bitmiş. Mesela aralık kalmış. Bizim mivzerde şamandıra yok. Mivzerin içine koyacağım mesela. Gübre dönerin içine koyacağım. İki kameralı olacak. Bir tanesi şurada kabinin üstünde. Tepede olacak. Bir tanesi de arkadaki ekipmanda. Ekipmanla kullanırken ekipmanın içine bakmak için açacağız. O kısmı gösterecek. Diğer zamanlarda da normal çalışırken arka tarafı gösterecek. Görüntü bu yani arkadaşlar. Ekinler de şu anda arpalarda. Buğdaylar daha çok doldurdu. Arpa yerleri sabanla sürük olduğuna böyle kabarık zaten topluyor gördüğünüz üzere ayaklarımda. Belki daha sonra biraz daha büyüsün, üstüne bir merdane çekeriz. Ekinler doldurduktan sonra oturursun diye, hem kışa hazırlık olsun diye. Görüntü böyle arkadaşlar. Diğer tarlalardan da devam ederim. Evet arkadaşlar, atıma devam ediyoruz. Burası buğday. Bugün döndü yeriydi, buğday ekildi. Belki gürültü gelebilir, camı açtım hava alsın biraz motor içi diye. Görüntü böyle ekinde. İzler de böyle. Gayet güzel bir atım oluyor. Biraz açıp kapama bunlar ters kalıyor. Klas da sağdaydı. O yüzden biraz. Beni şaşalattırıyor. İlk tarlada biraz öbür traktörle bu fark ediyor. Bir de izlemek ekim olduğunu herhalde. Çok yer attı. 5 dakar fazla attı. Onu şimdi ayarladık. Basıncı arttırdım. Herhalde bunun vitesi biraz daha hızlı geliyor klasa göre. Kilometre olmadığı için onu fark edemiyorum. Şimdi basıncı arttırdık. Bundan sonra herhalde düzgün atacak. 45 tekrar falan atması lazımdı. Bundan sonra 3 parça yer kaldı. Oralardan da çekerim. Yerden de artık çekerim. Şimdilik durdurayım. Görüntü böyle.